Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Ahir zamanda, kıyamet yaklaştığı zaman sarsıcı rüzgarlar çıkacak. Arkadaşlar, bilmem ne tayfunu, bilmem ne kasırgası. Biliyorsunuz Amerika'yı dümdüz, ya bir hortum geliyor. Bak ya, böyle düz gidiyor mesela. Misal diyeyim. Ya geçtiği yerde ev, araba, nebatat, hiçbir şey yok. Geriye toprak kalıyor sadece. Toprak da böyle karıştıra karıştıra gidiyor. Ne evi ne arabası. Parçalayarak gidiyor. Görüyorsunuz. Bilmem ne tayfunu çıktı Japonya'da. Bilmem ne kasırgası. Amerika'da El Nino diyorlar. El Nino. Meşhurdur onun. Kaç tane serisi var. Korku filmi gibi aynı. El Nino 1, El Nino 2 tabii. Bak muhabbete bak. Hadis-i şerif ne diyor? Sarsıcı rüzgarlar çıkacak. Yaşanmadı mı kardeşim? Yaşandı. Bakın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Taberani'de geçer. Ahir zamanda, kıyamet yaklaştığı zaman dünyanın çöl, viran yerleri mamur olacak. Mamur yerleri viran olacak. Mamur yerler viran olacak. Bakın eskiden Babil'in asma bahçeleri vardı. Var mı bilen arkadaşlar? Çok az kişi bilir. Dünyanın yedi harikasından biridir. Evet. Babil'in asma bahçeleri. O da karısına yaptırmış. Öyle böyle değil yani. Hani ben şeyde şu anda herhangi bir şey kalmamış ama hani tasvir edilen şey çizildiği zaman o kadar güzel bağlar, o kadar güzel bahçeler ki yani onu görüp de aşık olmayan yokmuş. Bu gerçek, yaşanmış bir şey. Yani dünyanın yedi harikasından biri. Şu anda esamesi var mı? Yok. Tarihten silindi. Aslında dünyanın yedi harikasının var ya çoğu silindi gitti. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Dünyanın çöl virane yerleri mamur olacak. Mamur yerleri virane olacak. Mesela meşhur Küfe var eski. Şu anda ne halde? Mesela buna en büyük örnek nedir arkadaşlar? Eski işte yani yüzüne bakılmayan, terk edilmiş, virane, insanlık adına hiçbir şey olmayan ama şu anda dünyanın tercih edilen ilk 3 turistik yerlerinden biri Dubai. Evet. Dubai'nin bundan 50 sene önceki hali diyelim. Yani 30-40 sene önce de belki tek tük bina vardı ama 50 sene önce o Dubai'yi gördünüz var ya işte Burj Khalifa, o 7 yıldız otel, o gökdelenler, o şaşa, o heybetler hiçbiri yoktu. İşte baksana Dubai'de görülen kıyamet alameti ortada. İşte önümüzde Dubai. Bakın. Ha şimdi bak ne dedik? Mamurlaşacak. Turistten geçiliyor mu şu an Dubai? Oho. Yani orada toplasan Dubai'li kaç tane vardır Allah bilir. Çok az Dubai'li var. Oranın kendi halkı. Ağırlıklı olarak hep turist. Hep turistler gidiyor oralara. Niye? On numara kardeşim. Gidiyoruz gidiyoruz. Ha, çoğu da şikayetçi. Hep diyor, her şey diyor. Yapay diyorlar. Yapay. Böyle belli diyor. Yani hiç böyle sıcak gelmiyor diyor. Ben kaç kişiden duydum mesela. Hiç sıcak bir tarafı yok diyor. Hep böyle yapay gibi duruyor. İşte, yapma gibi duruyor diyor. Ben gitmedim bilmiyorum da. Giden öyle diyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bak bunlar kıyamet alamettir. He şunu söylüyorum. Dubai'nin bu hale gelmesi işte yandık bittik anlamında değil. Kıyamet alameti demek illa ki başımıza bela musibet gelecek anlamında değildir. Her kıyamet alametini de kötü anlamamak lazım. Ama bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Arap Yarımadası yeşillenmeden kıyamet kopmaz. Geçen biliyorsunuz bu sene başında geçen sene orada Medine, Mekke yağan yağmurlardan sonra ne oldu arkadaşlar? Yeşerdi mi her yer? Yeşerdi. Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa Aleyhisselatü Vesselam yalan söylemez. Haşa ve kella. Bir kimse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan bir kelime yalan dese o zındıktır. Net. Kaçarı yok. Ne dedi? Yeşillenmeden kıyamet kopmaz. Kardeşim, geçen yağmurlarla yeşillendi ama adamlar ne yapıyor? Deniz suyunu arıtıyorlar. Bak bunu mesela bizim Türkiye hala yapmıyor. Deniz suyunu arıtıp suya çevirmeleri lazım. Yarın bir gün kuraklık iyice artacak. Gittikçe her sene artacak bunlar arkadaşlar. Her sene burada susuzluktan öleceğiz. Her sene giderek artacak bu, merak etmeyin. Adamlar deniz suyunu arıtıyor. Normal suya çeviriyor. Bizde böyle bir şey yok. Hala yok. Şimdi bakın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Arap Yarımadası
ırmakların aktığı, yemyeşil bir hale gelmedikçe kıyamet kopmaz. Bu da farklı bir ayet. Geçen gördünüz mü? Neredeydi? Bu Lübnan'da mıydı? Sel olmuştu. Ondan sonra çölleri gördünüz mü arkadaşlar? Göller olmuş. Uydudan bakıyorlar böyle. Bildiğiniz yukarıdan o çöl. Çöl ya. Kum, kum. Normal bir gün gitsen orada kafayı yersin kumdan, güneşten. Göl olmuş. Bildiğimiz göl. Kum suyu emmiyor. Koca, devasa bir göl olmuş. Irmaklar akıyor. Su akmayan, kervan geçmeyen, yeşilliğin esamesi okunmayan yerlerde Allah Celle Celaluhu'nun izniyle bak ne ahvaller var, ne ahvaller var. Arkadaşlar dikkat edin böyle şeylere. Hadisler ışığında yola çıkacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne bildiriyor bize? Ey ümmetim, size ben bunları bildiriyorum. Bakın bunlar yaşanacak. Bunlar yaşanmadan kıyamet kopmayacak diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sarsıcı rüzgarlar çıkacak. Çıktı mı? Çıktı kardeşim. Fırtınalar aldı başı. Bak geçen söyledim kardeşim. Kahramanmaraş'ta depremden hemen sonra hortum çıktı ya. Görülmemiş bir şey. Hem depremin üzerine olunca insanların psikolojisi tamamen bozuldu. Peşine Dubai, mamur yer. Şu anda Dubai gözde. Herkes orada kebapçı açıyor. Tabii. Niye? Para var, turist var, imkan var, dolar var, euro var, dinar var. Ne ararsam var. Ama eskinin şatafatlı yerleri, bak o Mısır'daki piramitler mesela. Öyle müze gibi kaldı. Ama eskiden nasıldı oralar? Eskiden oradan dönüyordu bütün Mısır'ın işleri. Bütün krallar oradaydı. Aslında o piramitler kral mezarıdır arkadaşlar. Onların o 3 tane piramit var ya. Onların 3'ü de kralların mezarıdır. Ben mumyalara meraklıyım. Ona da meraklıyım yani. Severim kardeşim. Ben araştırmacıyım. Bak geçen arkeoloji müzesine gittik. Orada size video da attık. Gördünüz mü mumyaları? Adamın iç organları duruyor hala. Mumyalama tekniği var. Bir sürü ince iş var. Şimdi oraya hiç girmeyelim. Neyse ne. Ama neydi? Ne oldu? Kraldı. Bak millete. Ya Firavun işte de. Firavun haşa ve kella ben Allah'ım diyordu. Hatta ben sizin en büyük Rabbinizim diyordu Firavun. Ayettir de. Ene Rabbükümül A'la dedi. Ayettir Kur'an'da bu. Ene ben demek Rabbükümül A'la. En büyük Rabbinizim ben diyordu. Bir kere başı ağrımadı ya. Bir kere. 40 gün helaya çıkmıyordu. Bir oturuşta bir deve yiyordu. En az. En az bir deve yiyordu bir oturuşta. Sakalları ayaklarına kadardı. Firavun sakalları ayaklarına kadardı. Hatta ayaklarının ucuna böyle şeylerini böyle kalkık yapmıştı. Sakallar ayağının altına dolanmasın diye. Neler var neler, neler var neler. Ama şimdi nerede? British Museum'da millete maymun olmuş. Allah adamı rezil eder öyle işte. Öyle kapatmışlar taşla. Gördünüz mü en son resmini? Önceden açıkmış o. Belin böyle bir tarafına neyse ağzını bozmayayım da. Tövbe estağfurullah. Önceden orası da açıkmış da millet görmesin diye taş kapatmışlar oraya. Allah rezili görüyor musun? Lanetli herif. Rabbim Celle Celaluhu bizi adam eylesin. Amin. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون